Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere 50 wattlık SMD LED projektör tanıtacağım arkadaşlar. Çok güzel bir şey. Ben ses sistemi işleri yapıyorum bu arada arkadaşlar. Kına, söz, düğün, organizasyon işlerinde ses sistemi için kolonlarımız var. O şekilde kullanıyoruz. Bir de disko topu, robot tarzı şeyler vardı. Onlar biraz tuzlu olduğu için şöyle bir şey aldım. Bu da çok bayağı bir iş görüyor arkadaşlar. Bunları da dedim ki size bir tanıtım yapayım. 50 wattlık ortalama 6000 RM. Bu demek ışığın yayılması demektir arkadaşlar. Çok yüksek, yani orta seviyede bir şey, fazla da yüksek değil. Yeterli gelir ama. Dışarıda mekanda bunu tabii ağaçlara yansıtıyorlar renk olarak falan filan. İşte evin duvarına yansıtıyorlar. Ben bunu tabii ki daha farklı disko topu tarzından amaç için kullanacağım. Renkli renkli yandığı için bulunduğu ortamın daha çok renkli bir ortam olduğu için kopsun gençler gibisinden böyle bir ortam yapmak için aldım bunu arkadaşlar. Markası SMD LED diye geçiyor. Neon 1'den almıştım bayağı bir önce, 2-3 sene önce, virüslerden önce. 100 TL'ye falan almıştım. Şimdi de 150 civarında bir şey. Siz almaya kalkarsanız yine o şekilde alırsınız. Sonradan izleyenler 200'e doğru gidiyor biliyorsunuz. İstanbul'da, Türkiye'de fiyatlar kesinlikle sabit durmuyor. Her zaman yükseliyor. Aldın. Evet, şimdi size hemen şey yapayım. Sizlere bir göstereyim. Şu şekilde. Kumandası var arkadaşlar. Kumanda kaybederseniz sıkıntı olabilir. O yüzden ben şöyle bir çift taraflı bir bant yaptım. Buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Bu şekilde duruyor. Artı fiş birlikte gelmiyor. Buraya kadar kablo kesik geliyor. Bunu kendiniz ekleyip şöyle bir fiş yapmanız lazım arkadaşlar. Fişsiz halinde geliyor. Hemen şimdi sizlere açacağım. Işık belki göz alabilir, yansıma olabilir, ekranda görüntülebilir ama sadece renk olarak görmeniz yeterli olacak diye düşünüyorum. Şöyle şu şekilde öncelikle açıyoruz. Burada önce isterseniz kumandayı tanıtayım. Burada flash dediği yanıp sönen. Stora dediği karışık yanıyor. Fate dediği hafif böyle yanıp sönüyor. Bu da yavaş yavaş yanıp sönüyor. Artı burada da işte ışığın gücünü düşürüyorsun, yükseltiyorsunuz. Burada da renkler, kırmızı yanmasını istiyorsanız kırmızı yanıyor, yeşil falan filan böyle. Bu tarafta da burada da şekilde görüldüğü gibi şekilde. Ve direkt fişe taktığınız zaman otomatik olarak yanıp sönüyor. Sese duyarlı bu arada arkadaşlar. Müziğe göre ritim uyduruyor. Onu da söyleyeyim. Ritim uyduruyor derken yanıp sönüyor. Yine aynı şekilde bir şey yani. O tarz bir şey oluyor. Şu şekilde bir şey. Yine tekrar size göstereyim. Biraz kaliteli bir şey yani. Camı böyle olsun. Biraz hafif ama yeterli olur herhalde. Bilmiyorum. İş görülür yani. Ben denedim. Birkaç defa programlara falan gittim. Şeyde YouTube'da, Instagram'da videolarım var. Oradan da bakabilirsiniz. Ses sistemi kiralama İstanbul diye. Orada videolarım da gözüküyor. Bundan 2-3 tane daha almayı düşünüyorum bu sene. Bakalım hayırlısı olsun. Şimdi sizlere ışığı yakayım. Şu şekilde tek bir renk. Şöyle şuraya bastığınız zaman yanıp sönüyor dediğim gibi. Flaşa bastım. Daha hızlandırabiliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle daha hızlı. Bilmiyorum orada görebiliyor musunuz? Artı şöyle böyle ekranı göster istersen. Hani ne kadar ışık yaptığını görürsün arkadaşlar. Görebildiği kadar. Şu da tek renk. Yavaş yavaş sönüyor. Dediğim gibi dedim. Yani yavaş yavaş renk değiştiriyor. Şu neymiş? Bu da biraz daha hızlı renk değiştiriyor arkadaşlar. Daha hızlı renk değiştiriyor. Farkında görüyorsunuz değil mi? Yani görebiliyor musunuz bilmiyorum ama yavaş yavaş bu biraz daha hızlı şeklinde. Sonra tek renk olayı var mevzusu. Şimdi maviye bastım. Yeşil mi bu? Yeşil gözlerimi aldı bu arada. Sonra kırmızı, işte mavi falan filan. Her çeşit renk var arkadaşlar. Çok güzel yapmışlar. Bir de artı dediğim gibi ışık bayağı vuruyor yani. Kumandayı da bu şekilde koyalım. Yapıştırdım ben. Kumanda çünkü kaybolursa bütün etkisi kayboluyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Buradan da değiştirebiliyoruz mu? Buradan değiştiremiyoruz. O yüzden çıkarmamız lazım. Böyle bu şekilde. Hemen kapatalım. Evet. Bir videonun sonuna daha geldik arkadaşlar. Yorumlarınız
ve takip beğeni istiyorum arkadaşlar. Öteki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.